Balam balığına işte gırgır teknelerine iyi bir destek verilebilirse gırgır tekneleri bu işi belki üstlenebilir. Normalde bir gırgır teknesi eğer o şey karşılanabilirse çok ciddi bir şekilde balam balığı tutulabilir bu ağlarla. Şu an üretmiş olduğumuz ağlarla. Ya genelde şu an gırgır tekneleri daha çok çevirme üzerine ağ yaptığı için genelde milyonlarca balam balığını bir çember içerisine alıp onu fişman yardımıyla tekneyi alıp çok rahatlıkla imha edilebilir mesela. Bizim ağlarımız şu an o şeye uygun yani. Ya genelde o göz açıklığı, kalınlığı teknenin boyutuna göre ve o balığın cinsine göre değişmekte. Biz ham maddeyi yurt dışından alıyoruz. Çin'den alıyoruz, Belarus'tan alıyoruz bazen. Bu gibi ülkelerden ham maddeyi tedarik etmekteyiz. İşte kendimiz burada son teknoloji balık ağ makinalarında bu ağı dokuyup işte gerekli tekne sahiplerine, ihtiyaç sahiplerine bir şekilde sevkiyatını sağlıyoruz üreterek. Normalde bu balık ağlarının ömrü tabii tam net bir şey olmamakla beraber normalde 8-10 yıl hatta 15 yıl dayanıldığını çok rahatlıkla duyuyorum. Ve 7 yıl önce verdiğim müşterilerim halen daha şu an bu balık ağını kullanmakta mesela. O genelde diğer balık ağlarıyla hemen hemen aynı kalınlıkta. Sadece balam balığına özgü biraz daha gerekirse eğer kalınlaştırılabilir yani. Çok rahat kalınlaştırıp daha iyi bir sonuç elde edilebilir. Aylık işlerimizin işte bu sezonun kapalı olduğu dönemde yani bizim işlerimizin açık olduğu dönemde 40-45 ton 50 ton civarında ağ üretebiliyor. Şimdi 9. aydan sonra tekneler denize açıldığı için bizim işlerimizde bir miktar azalma oluyor. Yani bir yarısı kadar 20-25 ton. Ya işin yoğun olduğu dönemde de 50 ton civarında böyle bir ağ üretimi yapmaktayız şu an. Türkiye'de böyle bir potansiyelimiz var yani.